4,5 metre. Altı metre. Yedi buçuk metre. Herkese merhaba. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Bugün yine ufak bir atış alıştırmasıyla karşınızdayım. Bu atış alıştırmasının ismi Circle Break, yani daire kırma atış alıştırması. Daire kırma atış alıştırması ama ben daire çizmedim. Böyle kaç sekizgen, ongen bir şeyler çizdim. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Bunları da ben yanlışlıkla 10 yard yazdım ama 10 yard'dan değil. 10 fit'ten atışlar yapılacak. 10 fit, 15 fit, 20 fit ve 25 fit'ten atışlar yapılacak. Orada da tabii Amerika'dayım ben. Amerika'da yaşıyorum. O yüzden fit kullandım. Çünkü burada yapılan alıştırmalardan bir tanesi bu. Ama 10 fit yaklaşık olarak 3 metre. 15 fit yaklaşık olarak 4,5 metre. 20 fit 6 metre. 25 fit 7,5 metre. Buradan 3 metre, 4,5 metre, 6 metre ve 7,5 metreden atışlar yapılacak. Buraya da konuları koydum ben. 3 metre, 4,5, 6 ve 7 metre mesafeden bunlara atışlar yapacağız. Şimdi ben bu kamerayı standine koyayım. Hedefi görmek için diğer kamerayı yaklaştırayım, yakınlaştırayım. Ben atış yaparken siz de aynı zamanda hedefleri de görmüş olursunuz bu arada. Atışlara, bu alıştırmaya, Circle Break, daire kırma alıştırmasına başlayalım. Circle Break, daire kırma alıştırmasını Canik TP9 SFX ile yapacağım. Kullanacağım mermiler de benim kendi doldurduğum mavi mermiler. Bunlarla şarjörde 10 mermi var arkadaşlar. Şarjöre 10 mermi koyuyorsunuz. Bu alıştırmanın kurallarından bir tanesi bu. Şarjörde 10 mermi olması lazım. Atışları yaptıktan sonra puanlama nasıl oluyor? Onu da sizlere anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi önce 3 metre, daha sonra 4,5, 6 ve 7 metreden daireleri vurmaya çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Üç metreden daireyi vurduk. 4,5 metre. İki daire alt alta. 9 metre bir tane daha atalım. 2. atışta vurduk. 6 metre. 3 daireye buradan yaklaşık 20 fit 6 metre. 2. atışta yine bir tetik hatası oldu. 7,5 metre. 4 tane dairenin olduğu yer. 2. Şimdi hedeflere bir yakından bakalım. Ne olmuş? 1.yi vurmuşuk. 2. daireye dokunmuyor. 3.de bir tane ıskaladık. 4.yi vurduk. Şimdi
Bu alıştırmadaki puanlama nasıl oluyor? Şarjörü çıkaralım. Şarjörde videonun başında söylediğim gibi 10 mermi vardı. 1, 2, 3, 4 mermi kaldı geriye. Puanımız 4. Bu alıştırmada, atış alıştırmasında puanlama bu şekilde oluyor. Eğer dediğim gibi bu atış alıştırmasını denemek isteyen, yapmak isteyen, yapan arkadaşlar varsa Instagram'dan bana ulaşabilir. Instagram Master Silah. Bana oradan videolarını gönderebilir. Ve ben de kanalımda paylaşmaya çalışabilirim. Instagram'da paylaşırım, kanalımda paylaşırım. Benim ilk denememde puanım 4. Bakalım sizin puanınız ne olacak? Ben hedefi değiştireyim. Bir set daha gideyim. Bakalım daha iyi bir atış yapabilecek miyiz? İlk denememizde puanımız 4'tü. İkinci deneme, bakalım daha iyisini yapabilecek miyiz? Canik TP9 SFX. İlk atış 3 metreden. Şarjörde 10 mermi var. Atışlardan sonra bakalım kaç mermi kalacak. Dört buçuk metre. Altı metre. Yedi buçuk metre. 7,5 metre. Diğer kameradan görüyorsunuz. Tabi darelerin tam ortasından vuramadık ama dareye dokunuyor. Bu da dareye dokunuyor. Vurduk, vurduk. 2. atışlarda puanımız ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. atışlar sonunda puanımız 6. İlkinden biraz iyi oldu diyelim. Atışlar belki daha iyi olabilirdi. Sabah erken saatleri olmasaydı. Diyeyim, biraz daha dikkat etseydik belki daha iyi olabilirdi ama böyle. Videonun başında da söyledim, daha önce söylediğim gibi eğer bu tür alıştırmayı yapan arkadaşlarımız varsa, denemek isteyen arkadaşlarımız varsa, yaptıktan sonra videolarını çekip bana Instagram'dan Master Silah Instagram adresinden gönderebilirler. Ben de hem Instagram sayfamda hem de YouTube sayfamda yayınlamaya çalışırım. Gibi eğlenceli, zevkli, fazla bir mermi harcanmayan alıştırmalardan bir tanesi. Kendinizi görmek için, tanımak için, silahınızı tanımak için güzel alıştırmalardan bir tanesi. Umarım içinizde deneyen arkadaşlar olur. Ne diyelim? İzlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler.